Hocam tekrar selamlar. Merhabalar. Bugün hocam çok cahilce bilgiler edindiğim bir konu hakkında sormak istiyorum. Yani şu yüzden çok okuyup bakamadım açıkçası ama çok da ilginç geldi. Yine ben filmlerden gideceğim biraz. Yani filmlerde böyle başka bir gezegene giderler. Onun 3 ayı vardır. İşte 2 ayı vardır falan. Ya da böyle işte gel gitleri çok farklıdır. Hatta 3 cisim probleminde geçenlerde Netflix'te yayınlanan dizide de onun üzerine bir şeyler vardı. Şimdi ikinci bir ay geliyormuş bizim ayımızın yanına. Evet. Nasıl oluyor hocam bu? Bizim bir tane daha ayımız olacak ama kısa bir süre. Çok uzun değil. Ha, sorularımdan biri de oydu aslında. Yani kalıcı ay mı, gidici ay mı? Bu geçici ay. Şöyle bir şey. Şimdi normalde bizim malum kendi güneş sistemi oluşurken güneşimiz oluştu. Ondan sonra dünya, o sırada dünya oluşuyor. O sırada da ayımız artık o sırada oluşmuş oluyor. Bizim ayımız yani ta bizim ilk güneş sistemi oluşumundan beri var olduğunu bildiğimiz bir uydu. Ama güneş sistemi oluşurken sadece bunlar değil, bazı kaya parçaları da sistemin içerisinde herhangi bir şey dahil olmadan başıboş dolaşabiliyor. Ama güneşin çevresinde dolaşabiliyor. İşte bunlar da asteroidler dediğimiz şeyler. Bunlardan da bazıları çok yüksek miktarda olan bir kuşak var. Bu sayının çok yüksek miktarda olduğu bir kuşak var. Asteroid kuşağı diyoruz. Bu da Mars'la Jüpiter arasında bir kuşakta yer alıyor. Tahminen burada daha önceden bir gezegen vardı. Bu gezegen bir şekilde parçalandı ve o parçalar bütün yörünge boyunca, güneşin çevresindeki yörünge boyunca dizilmiş bir hale geldi. Ve 4,5 milyar yıl boyunca da artık o şeyde neredeyse her yere kaplayan bir hale gelmiş oldu. Tabii bu asteroidlerin hepsi buralarda yer almıyor. Mars'la Jüpiter arasında yer almıyor. Şurada Mars var, şurada da Dünya var. Bu asteroidler güneşin çevresinde dolanacaklar neticede. Bazıları bu farklı yörüngeler yapabiliyor. İşte sadece asteroidler değil, işte kuyruklu yıldızlar da aynı şekilde uzaklardan gelip güneşin çevresinde dolanıp gidebilirler. Ve bazı asteroidler de bu şekilde başıboş gibi, ne denir, deli kurşun gibi böyle gezerler, dolanırlar. Ama her halükarda güneşin çevresinde dolanmak üzere ya da işte bir cisim, hangi büyük cisim varsa artık o cismin çevresinde dolanmak üzere bir yere yakalanana kadar bunu yaparlar. Ve dünyanın yakınına da bu şekilde çok asteroid geliyor. Biz bu asteroidleri elimizden geldiği kadarıyla hep tespit etmeye çalıştık. Örneğin NASA'nın birkaç tane programı var. İşte NeoWise denilen bir uydu var. Bu sürekli işte asteroidleri teker teker takip edip onları onların özelliklerini anlamaya çalışıyor. Özellikle büyük asteroidlerini anlamaya çalışıyor. İşte dünyada yerden sürekli uzaya bakan radarlar var. Bu radarlarla bu tespitler yapılmaya çalışılıyor. Ya da işte bazı robotik teleskoplar var. Bu robotik teleskoplarla da işte sürekli gökyüzünün farklı bölgelerine bakıp buralarda asteroidler var mı diye araştırmalar yapılıyor. Onun için biz sürekli dünyaya yakınlaşan böyle asteroidlerin isimlerini duyuyoruz. Çünkü çok çalışıyoruz artık, yani çok şey var, yani bunları tespit eden çok şey var. Ondan dolayı eskiden niye bu kadar çok yoktu? Çünkü bu kadar çok alet yoktu, bu kadar çok gözlem yoktu. Artık çok daha fazla var. Ondan dolayı çok fazla duyuyoruz. Ve burada da bir tane çok ilginç bir asteroide denk gelmiş olduk şu anda. Yeni keşfedildi. 2024 PT5 isminde. Zaten isminin başındaki 2024 bu sene keşfedildiğini gösteriyor. Şöyle ki asteroid, işte şurası Dünya, şurada Ay var. Şöyle dolanıyor. Şu şekilde dolanıyor. Asteroid şöyle uzaktan geliyor. Sonra Dünya'nın çevresinde dolanıyor. Ve aslında geldiği noktaya bir kere dokunduğundan dolayı şu şekilde gidecek, tamam mı? Dokunduğundan dolayı biz de diyoruz ki Dünya'nın çevresinde bir tur atacağından dolayı Dünya'nın kısa bir süre bir uydusu daha oluyor diye spekülasyon yapabiliriz. Peki hocam, korkutucu bir şey var mı bu uyduyla ilgili? Yani şimdi mesela bana şu çok ilginç geldi. Anladığım kadarıyla bu ufak bir asteroid değil. Bu çok ufak bir asteroid. 10 metre çapında bir asteroid. Bunda bir şey yok. Hatta bir sonraki programda da konuşacağımız başka bir şey var. Bir konumuzda da biz uzaya şu 10 metreden çok daha büyük araçlar gönderebiliyoruz. Yani biz kendi asteroidimizi kendimiz üretebilecek bir pozisyona bile gelmiş durumdayız. Hem de dünyaya yakın geçiyor olabiliyor bunlar yani. Onun için 10 metre olduğundan dolayı çok yani zaten bize aşırı yakın geçmediğinden dolayı zaten bize herhangi bir zararı yok. Artı 10 metre olduğundan dolayı da zaten öyle yani dünya çapında öyle büyük bir etki yaratacak da bir durumu zaten yok. Hani cahilce soracağım demiştim ya hocam. Hakikaten cahilce sordum. Şimdi çapı o kadar büyük değilmiş. Onu şu yüzden sormuştum. Hani dediniz ya 2024'te keşfedildi diye. Evet. Ya dedim ki dünyaya bu kadar yakın geçecek bir asteroid nasıl bu kadar geç keşfedildi? Yakın derken de o kadar da yakın değil. Yaklaşık biz bunu görebilecek miyiz? Çok küçük olduğundan dolayı onu göremeyiz. Yani çıplak gözle göremeyiz. Ama dersen ki benim teleskopum var, iyi bir teleskopum var, o teleskopla bunu takip edeceğim, takip edebilirsiniz. Ama iyi bir teleskop olmadan bunu görmeniz mümkün değil şu anda. Çok da hayal ettiğim gibi değilmiş hocam. Ben zannediyordum ki ayın böyle yanında ufak bir aycık daha göreceğiz. Ha, o evet ya. Şimdi ben çok realist bakıyorum ya dünyaya. Haberleri okuyunca çünkü öyle hissediyor insan. Hani ikinci gerçekten ay geliyor. Gerçekten öyle hissediyorsunuz ya. Evet. Ben mi çok realist bakıyorum ya? Bir tane küçük bir asteroid işte dünyanın çekiminden etkilenmiş, yaklaşmış ve uzaklaşmış. Ben böyle şey hareketi, sanki altı hareketi gibi bir şey. Şöyle bir altı çiziyor yani. Ya da bu şekilde bir hareket yapıyor yani aslında. Böyle düşünüyordum. Demek ki insanların beyninde bizim ayımız var, bir de böyle var. Orada da dönecek falan. Çünkü yok, hocam, öyle bir şey yok. Hocam hep bu medyanın kabahati ama. Yani, hep sizin kabahatiniz. Ama biz düzeltiyoruz bak burada. Çünkü biz dünyada mesela işte yakın asteroid geçecek falan değil haberler. İkinci bir ay geliyor. Hadi bakalım yani. Geçip gidiyor aslında. Orası da yalan değil aslında. Geçip gidiyor. Evet, dünya yaklaşıyor, geçip gidiyor. Yani birkaç yüz bin kilometreden işte birkaç milyon kilometreye kadar uzanan böyle bir yörünge var zaten. Ve 56.6 gün içerisinde bir turunu atıyor yani. Bizim yörüngeye girdikten sonra neredeyse 2 ay içerisinde tam bir turunu atıp çıkıp gidecek. Yani kısacası bu ayın sonunda başlıyor. 25 Kasım'a kadar bir uydumuz daha olan bir döneme girdik. Vatana millete demeyelim, bütün dünyaya hayırlı uğurlu olsun böyle. Hocam bu soracağım sorular arasında yoktu ama hep merak ederim. Şimdi 10 metre çok büyük değil ama daha büyük bir asteroid keşfedildi diyelim. Dünyaya da geliyor. Evet. Ne yapabiliriz? Vallahi son duanızı edin derim yani, dünyaya doğru geliyorsa, yani direkt geliyorsa ne kadar büyük olduğunu sorarım. Mesela Everest kadar. Evet, son duanız dedi. Evet. Yani senin vurmaması, normalde bu tür şeylerde seni vurması şansı denir. İşte chance, İngilizce'deki chance, şans diye bakıyorum ben olaya da yani. Seni vurması şansı çok düşük derim. Yani Everest kadar bir asteroid, hem de örneğin çok böyle ağır bir asteroid olsun, metal, o yoğunluğu falan da çok yüksek olsun. Bir de açısı böyle dik olsun. Of, tadından yenmez. Direkt deler geçmez ama bayağı bir etki bırakır. O zaman evet, son duanız edin. Ama yani ortalıkta böyle ortalık karıştıracak hiçbir şey yok. Yani bunu yine söylüyoruz. Defalarca söylüyoruz, sürekli söylüyoruz. Ya bu işleri abartmanın anlamı yok. Lütfen artık yani asteroid yaklaşırsa söyleyeceğiz zaten. Biz burada yani asteroid gerçekten yaklaşırsa, çarpma ihtimali olursa, ben yani normalde Ankara'dayız ama yani atlayacağım İstanbul'a, hemen o gün atlayacağım, geleceğim, söyleyeceğim size yani burada. Anlaştık hocam. Anlaştık. Peki hocam, şimdi ben bu haberleri okudum. Biraz heyecanlandım. Heyecanımı da kırdınız burada. Biraz tadım da kaçtı açıkçası. Hani filmlerdekine benzer bir şey bekliyordum. Neyse. Bu ilk defa mı oluyor hocam? Çünkü yani ben bu haberi görünce sanki ilk defa Türkiye diyorum. Türkiye'nin uydusu oluyormuş inşallah. Yani dünyaya ilk defa mı böyle bir yakın asteroid geçiyor, uydu oluyor? Onu merak ediyorum. Aa, yok. Eminim ki şu 4,5 milyar yıllık yaşantısı içerisinde dünya bu şekilde çok fazla böyle mini uydular, belki daha uzun süre, belki daha fazla dönüş yapan uydulara denk gelmiştir. Elinde tutmuştur. Belki gelmiştir, ne bileyim, 1000 kere dolaşıp ondan sonra dünyaya çarpmıştır. O da olabilir. Ama yani diyorum ya, yani milyonlarca yıl geçti, yüz milyonlarca yıl geçti. Bu süre içerisinde biz sadece son birkaç 10 yıldır bu takipleri yapabiliyoruz. Onun için zaten biz bunları yeni keşfediyoruz. Normalde çok benzer başka bir olay 2020'de de gerçekleşti, 2006'da da gerçekleşti. Ama yani gelecekte de gerçekleşecek mi? Tabii ki gerçekleşecek. Bunlardan çok olacak. Büyük ihtimalle bizim fark etmediğimiz böyle asteroidler de vardır, gerçekleşiyordur. Geliyordur, gidiyordur. Özellikle şeyler çok zor oluyor işte. Güneş tarafından gelen asteroidleri keşfetmek çok zor olabiliyor. Sonuçta güneş tarafında olmuş oluyor. Yani bu biz yani gündüz tarafı diyelim. Dünyanın gündüz tarafında, güneş tarafında. Hangi ülkeden bakarsan bak hep gündüz tarafında yani. Sonuçta bu taraftan geliyor örneğin. Dolayısıyla sen dünyadaki bir optik teleskopla bunu göremiyorsun. Senin yapacağın şey burada işte radar gözlemleriyle tam o noktaya bakmak. Onu da işte bilmen gerekiyor. Yani kolay olmuyor işte. Çok, çok küçük zaten. Toz parçası yani, buradan baktığında bir toz parçası gibi bir şey. Sen bunu yani radara tam şu noktaya gözlem yapayım, göndereyim o sinyali, oradan çarpacak mı acaba falan diye denk getirmen kolay olmayabiliyor. Böyle bir sorun var. Ama bu hayatımızın en normallerinden bir tanesi. Astronominin gelişmesiyle de çok alakalı. Biz ne kadar gelişirsek bu tür keşifleri çok yapacağız. Peki hocam, son bir şey daha ekleyeyim. Biraz belki sulandırıyorum ama bu asteroidleri yok etmek için olduğu da bir tehlike var. NASA'nın ya da ülkelerin böyle projeleri var mı? Yani mesela en son şeyi hatırlıyorum. Amerika bir Space Force kurmuştu. Ha yok, evet. Onun da bir projesi vardı asteroidler için. DART'ı hatırlıyorum, sizin dediğiniz. Space Force'tan da bahsedebiliriz. Artık bizim de bir Space Force'umuz var. Artık bizim de, Türkiye'nin de bir Uzay Kuvvetleri Komutanlığı var. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize. Şöyle bir şey söyleyeyim. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı ben daha öğrenciyken duymuştum. Yani 2003 yılında ODTÜ'de bir konferans yapıldı. Space On isminde bir konferans yapılmıştı. Bayağı katılımcısı vardı ama yani sektördeki kime sorsam hatırlamıyor. Yani ben o sıra kimlerle konuştum, kimlerle tanıştım bilmiyorum. Ben öğrenciydim sonuçta. 20 seneden daha fazla süre olmuş bu konferans. Orada konuşuluyordu. Orada diyorlardı ki biz artık bir Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurmanın vakti geldi. Bunu yapacağız diyorlardı. Ve hatta bir tane arkadaşım, şu an iletişimimi bulamadım ama yani böyle bir masanın olduğundan, işte uzayla alakalı bir masanın da o sıralarda kurulduğundan falan bahsetmişti. Yani bir asker arkadaşım. Sonrasında öyle kaldı diye düşünürken bir anda işte son bir iki hafta önceki haberlerde de neyi gördük? Alper Gezeravcı Uzay Kuvvetleri Komutanlığı atandı diye. Bildiğim kadarıyla bu komutanlık henüz böyle bir, işte Türkiye'de ne vardır? Kara, hava, deniz kuvvetleri komutanlıkları vardır. İşte bunun üzerine bir tane de Uzay Kuvvetleri Komutanlığı eklenecek. Düşünsenize, olayın havasına bakın, çok güzel. Yani artık bizde, yani hani şey var, deniz, vatan falan şeyler, kelimeler geçer ya, artık uzay da bizim için bir vatan olabilecek bir duruma gelir belki. Ne kadar fazla insan gönderirsek oraya ya da Türk vatandaşı oraya gönderirsek bizim için de orası ayrı bir yer olur. Dolayısıyla korunacak da bir uzayımızı olmuş olur. Bir de zaten NATO, bildiğim kadarıyla NATO zaten kendi üyeleri içerisinde Uzay Kuvvetleri Komutanlıklarının kurulması için de böyle bir çalışma başlattı. Yani Türkiye, yani bizde uzay mı var, işte ne gerek var böyle bir şeye diye öyle eleştiri yapacak insanlar mutlaka vardır. Bildiğim kadarıyla bu NATO'nun standartlarından bir tanesi. Çünkü Amerika'da Space Force birkaç sene önce kuruldu. Şu an neredeyse 9000 kişi çalışıyor. En azından askeri bir sayı olduğu için bunun hakkında doğru hiçbir bilgim yok. Wikipedia'ya baktığımda geldim. 8900 yazıyordu. Yani 9000 kişi şu anda Space Force'ta çalışıyormuş. Bunların çoğu da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, İşte Amerika'nın Air Force'undan oraya transfer olan insanlar diye söyleyebiliriz. Peki hocam, bir adım geriye geleyim. Asteroidleri patlatabilir miyiz? Asteroidleri patlatabilir miyiz? Ya böyle çalışmalar var aslında. Eğer çok yakınımıza gelirse, biz örneğin şu anda uydu patlatma çalışmaları var. İşte anti-satellite missiles deniyor. Yani uyduları patlatacak böyle füzeler üzerinde çalışıldı. Şu ana kadar 5 ülke, işte Amerika, Hindistan, işte Çin, Rusya ve bir ülke daha yaptıydı. Ve kendi yerden bir füze fırlatıyorsun ve kendi uydunu yok edebiliyorsun. Yani herhangi bir uyduyu yok edebiliyorsun. Buradan şunu çıkartabiliriz. Yani en azından 400-500 kilometre yukarıdaki bile olsa bir asteroid buraya yaklaşsa, işte bütün ülkelerdeki bu anti-satellite missile'ları birleştirip ışın kılıcı oluşturup buradan belki yok edebilir miyiz? Yok edebiliriz belki, bilemiyorum. Yani askeri bilgilere haiz değilim, kusura bakmayın. Bir de yok etmekten ziyade yörüngesinin değiştirilmesi üzerine de. Çok yakınsa ne kadar yörüngesini değiştirir? Çok direkt yakın olmadı. Çok yakın mı? Direkt üstümüze geliyor dedin az önce. Çok... Desen ki yine üstümüze gelmiyor. Yine işte güneşin çevresi dolanıyor. İşte bir şekilde güneşin çevresi dolanıyor. Ve o yörüngelerden bir tanesi, ne bileyim 30 yıl sonraki yörüngelerden bir tanesi dünyayla kesişiyor. O zaman o zaman ona çok yapacak çok şey var ona. Ondan biz kurtuluruz diye düşünüyorum. Çok büyük, aşırı büyük bir şey olmadıktan sonra ona 30 yıl sonra çarpacak bir asteroitten kurtuluruz. Ama ne bileyim 3 ay sonra geleceğini gördüğümüz bir asteroitten biraz zor. Neyse, korkmaya gerek yokmuş hocam. Şimdilik gerek yok. Görürsek bir şey haber veririz. Tamamdır hocam. Öyleyse bir sonraki yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.